Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri, Davillo Perdesen'in katkıları ile biz Home & Tex Fuarı'nın ikinci gününden efendim koridorlarda gezmeye devam ediyoruz. Standlarımızı ziyaretlere devam ediyoruz. Bu yıl altıncısı düzenlenen Home & Tex Fuarı, yani ev tekstili ve dekorasyon fuarı, evet, ikinci gününde daha da kalabalıklaştı. İkinci gününde koridorlarda daha da bir insan seli oluştu. Yurt içinden ve yurt dışından ciddi alım heyetleri fuarı ziyarete devam ediyorlar. Değerli sektör mensupları, bu fuara büyük katkılarda bulunan bir de Bursa ayağımız var. Bursalıları unutmamak lazım. Bursalılar fuara, sektöre o kadar çok şey katıyorlar ki bu işi de çok iyi biliyorlar açıkçası. Bir Bursalı meslektaşımızın, bir Bursalı üreticimizin standındayız. Efendim, Allianz Tekstil'in standındayız. Spor tüllerle, spor fonluklarla gündemde her zaman yer alan Allianz Tekstil'in sahibi Sayın Ali Çayırıçı bizimle birlikte. Sayın Çayırıçı'ya mikrofonu uzatalım. Geçen fuardan bu fuara neler olmuş, neler bitmiş, şöyle bir Bursa'ya gidelim, sizleri bilgilendirelim. Davillo Perdesen'in katkılarıyla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Kulak verin efendim. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri gördükçe, bu yüksek performansınızı gördükçe, daha da kaliteli ürünlerinizi gördükçe, inanın bize iyi olmama gibi bir şansımız yok. Gayet iyiyiz. Şöyle bir standa göz attık. Gündemi teşkil edecek, kulvarda koşacak ürünleri getirmişsiniz. Her zaman ben zaten sizin ürünlerinizi bayıla bayıla efendim seyrediyorum. Bir tablo gibi seyrediyorum. Bu işi biliyorsunuz. Bu işi daha da geliştiriyorsunuz. İşinize önem veriyorsunuz. Kısacası işinizi seviyorsunuz. Sizlerin sayesinizde canlı yayınlarınızı dinliyoruz. Evet. Oradan o bilgileri, tüketicilerin ne istediğini, nasıl bir dizayn olması gerektiğini, nereye gittiğini, bu bilgileri sizden alıyoruz ve uyguluyoruz. Estağfurullah. Ama kesildi canlı yayınlarınız bu sıra. Evet, yaz tatiline girdik. Arkasından bir torun oldu Ali Bey. Torunu azıcık büyütelim diye teşekkür ediyorum. Bir dönemlik canlı yayınlarımıza ara verdik ama bu tamamen ara verdiğimiz anlamına gelmez. Devam edeceğiz. İnşallah sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnşallah. Bir zerre kadar dahi, bir arpa buğday tanesi boyu kadar dahi olsa sizlere yardımcı olabiliyorsak bu konuda ne mutlu bize. Oluyordunuz tabii ki. Çünkü biz oradan yön alıyorduk. Yani yolumuzu buluyorduk cidden. Yani o fikirleri Türkiye'nin her yerinden insanlar arıyordu. Sektörün yani dikişinden, dokusundan anlayan bütün sektörler orada buluştuğu için ama telefonlarla ama canlı yayınlarınızla biz de oralardan hep yön aldık. Ne mutlu bize o zaman. Efendim şimdi siz de sektörü yönlendirin. 2018'de kulvarda koşacak ürünleri getirdiniz. Sektörün şöyle bir içini açalım. Ürünler hakkında konuşalım. Moda hakkında konuşalım ama önce biz sizi bir Bursa'ya şöyle götürelim. Bursa'yı bize anlatın. Neler yaptığınızı anlatın. Hangi hazırlıklarla buraya geldiğinizi anlatın. Şöyle geçmişten geleceğe sizi bir taşıyalım. Şimdi biz bundan 4-5 yıl önce bu bantlı mallarla yola çıktık. Tabii daha ince dokulardı, daha şey dokulardı. Şimdi artık gitgide anladık ki dokuların daha kalınlaşması, daha dökümlü durması, talepler farklılaşmaya başladı. Eskiden daha çok böyle ince olan kumaşlar daha rantabıldı. Şimdi ise daha dökümlü, daha kalın kumaşların daha rantabıl olduğunu gördük. Ona doğru yönlerimizi kalınlaştırmaya çalışıyoruz dokularımızı. Yeni nesil büyüyor. Yeni nesil bizim gibi değil tabii. Allı'dan, pulludan, dantelli'den hoşlanmıyor. Daha spordan. En doğru işi yapıyorsunuz. Peki Ali Bey, Bursa'da üretim ağınıza götürün bizi. Oralardan bilgiler verin. Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Biz burada gördük ki ailece çalışıyorsunuz. İşinizi seviyorsunuz. Hadi gidelim Bursa'ya. Bursa'da biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Dokumacıyız.
30 tane dokuma makinem var. Maşallah. 35 kişi civarında çalışanımız, çalışma arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bu yolda gidiyoruz, yürüyoruz, devam ediyoruz. Bursa'nın neresinde efendim tam olarak? Bursa'nın merkezindeyim ben. Hala aynı yerde, 30 yıldır aynı yerde ikametgah ediyorum. Aynı yerdeyim, aynı yerde dokumacılığa devam ediyorum. Peki bu güzel ürünleri yurt içi, yurt dışı nasıl pazarlıyorsunuz? İşte fuarlarla yeni yüzler tanıyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Mekan sizin. Yani bir pazarlama sistemiyle gittiğimiz zaman 1-0 mağlup olarak oturuyoruz. Ama kendi mekanınızda insanların geldiği zaman, müşterileriniz geldiği zaman daha rahatsınız ve satışınız daha rahat oluyor. Ve ilgi de daha rahat oluyor. Onun için fuarlar her zaman bize avantaj veriyor. Bu platformun, daha doğrusu bu platformların kıymetini bilmek lazım. Bu platformlara destek vermek lazım. Bakınız, bir CNR Holding ile Tetsiyat bir araya geliyor. Bu güzel fuarları hayata geçiriyorlar. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde birçok firma burada tekrar müşterileriyle bir araya geliyorlar. İstişareler yapıyorlar. Paralar kazanıyorlar. Bunlar az şeyler değil. Bizim arkamızda dağ gibi bir Tetsiyat var. Teşekkür ediyoruz Tetsiyat'a. Efendim, müşteri portföyünüzü konuşalım. Yurt içi, yurt dışı nerelere mal veriyorsunuz? Bizim ağırlığımız yurt dışı. İç piyasada da tabii belli başlı müşterilerimiz oturmaya başladı. Bunu her geçen gün birazcık daha kademe kademe arttırıyoruz. Bu kartele sistemleri çıktıkça bu daha da yaygınlaşmaya başladı. Biz de o yönde taleplere göre iç piyasamızı da arttırmaya çalışıyoruz. Peki ikinci gündeyiz fuarın. Bugün daha bir kalabalık var. Fuarın koridorları daha bir hareketli. Fuar katılımcılarımız da şöyle bir yorgunluk atmışlar. Sabahlayanlar oldu biliyorsunuz, evet. Standların düzenlenmesinde. Fuar atmosferini de sormak istiyorum. Nasıl umduğunuzu bulabildiniz mi? Sizin klasik ziyaretçileriniz gelmeye başladılar mı? Açıkçası biz umduğumuzun fazlasını bulduk. Çünkü beklentimiz Türkiye'deki olaylardan, ekonomik krizlerden dolayı beklentimiz bu değildi. Doların çıkması, enflasyonun yükselmesi bizi tedirgin ediyordu. Fakat buraya gelince, Bursa'dan da o fabrikadan uzaklaşınca burada kendimizi yine eskisi gibi, hiç bunları yaşamamış gibi, hiç bunların olmadığını gördük. Yani onun için bize çok fayda verdi. İyi ki de gelmişik, iyi ki de buradayız diyoruz. En azından şöyle bir nefes aldık ve hayatın devam ettiğini görüyoruz. İnsan içine karışmak güzel. Bizde Anadolu'da bir laf vardır, İnsan içine karışın diye. Aslında sizin burada nabız tutma saatleriniz. Aynen. Bu 4 günü iyi değerlendirin derim ben. Biz de öyle yapıyoruz ama çok mutluyuz. İyi ki gelmişik diyoruz. Çünkü ciddi bunalmıştık. Yani kura kura esnafla birlikte kura kura evet. Bu da daha büyüyor. Evet. Aslında hayat devam ediyor yani. Evet. İnsanlar evleniyor, insanlar doğuyor, evet. İnsanlar yaşıyor. Yaşadıkça tüketim de devam ediyor demektir. Bu bir süreç, geçecek. Biz ne süreçler atlattık, bu da geçecek. Kurmamak lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi yolumuza devam etmeliyiz. Çünkü 30 makinalık bir kulvardan bahsediyorsunuz. Bir platformdan bahsediyorsunuz. Orası üretim yapacak. Bu üretimi kimlere satacak? Hayat devam ediyor. Bakınız, bir cenazeyi bile toprağa veriyoruz. Eve dönüyoruz, geliyoruz, acıkıyoruz. Çay canımız istiyor değil mi? Hadi çay koyalım ocağa diyoruz. Hayat devam ediyor. Doğanlar bir taraftan, evlenenler bir taraftan, ev alanlar, ev kuranlar bir taraftan, ki çok ciddi Türkiye genelinde TOKİ'den de tutunuz özel müteahhitlerden o kadar ciddi ev yapımları var ki buralara yetişeceksiniz. Bütün camları giydireceksiniz. Evet. Evet. Efendim, siz istikrarlı bir şekilde yola devam ediyorsunuz. Devam. Bunun gayet farkındayız. Şimdi gelelim, ürünleri kalınlaştırdık dediniz. Ürünlere ayrı ayrı ambiyanslar kattınız. Pastel renkler gördüm. Kahverenginin çok güzel tonları, yeşilin çok güzel tonları. Griler. Ve griler ve kremler. Kahve köpükleri kullanmışsınız ama
son günlerin trendi olan dikey perdelerden de vazgeçmemişsiniz. Hani başkaları yaptı ya ben yapmasam da olur dememişsiniz. Dikey perdeler de yapmışsınız. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Efendim bu zevkin ayrıcalığını sormak istiyorum. Neye bağlıyorsunuz bunu? Eşiniz hanımefendiyle çalışıyorsunuz. Bu zevkin kaynaklandığı nokta nedir? Nereden çıkıyor bu? İşte dedim ya yön alıyoruz. Yani piyasalardan yön alıyoruz, binalardan yön alıyoruz. İnsanların isteklerinden, arzularından yön alıyoruz. Yani hepsini bir toparlıyoruz. Yani ona göre bir şey yapıyoruz. Yani bir yola girdikten sonra, çalışmaya başladıktan sonra o zaten hep onun üzerinde çalıştığınız için hep daha iyisini yakalıyorsunuz. Evet. Yani önemli olan çalışmak yani başlamak. Başladıktan sonra o devamı geliyor. O zaman bu güzel cümleleri kesmeyin. Yeni nesile buradan bir öğüt tarzı şöyle bir konuşma yapın. Sevdikleri işi yapsınlar. Sadece bunu söylüyorum. İnsanlar, tüm insanlığa sadece sevdikleri işi yapsınlar. Sevgi başarıyı getirir. Peki efendim, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben istiyorum ki Sayın Ali Çayırçı buradan müşterilerine kıymet verdiği, aile bireyi gibi gördüğü müşterilerine seslensin. Seslenecek olursa çok değerli müşterilerine yurt içinden, yurt dışından neler söylemek ister? Bizi takip etmeye devam etsinler. Biz Ar-Ge'miz hala çalışıyor. Ben buraya fuara geldiğim gün bile dokumaların içinde Ar-Ge'mde çalışıyordum. Evet. Gideceğim. Pazartesi günü yine devam edeceğim. Bizi takip etmeye devam edin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fuar ola. Evet. Değerli sektör mensupları, özellikle genç yeni nesil perakendeciler, size sesleniyorum efendim. Bu çekimleri sizler için biz gerçekleştiriyoruz. Davillo Perdesen'in katkılarıyla değişik firmalardan güzel kareler yakalayıp sizlere sunuyoruz ki alternatifiniz çok olsun diye. Seçin içinden seçebildiğiniz kadar firma diyoruz. Efendim sizi Allah'a emanet ediyoruz. Biz fuarın koridorlarında Davillo Perdesen'in katkılarıyla dolaşmaya devam edeceğiz.